Herkese merhaba arkadaşlar, Konsolos'una hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir karar videomuz var. Zor oyun iyi midir? Her zaman iyi midir? Her zaman iyi midir? Yani hep böyle zor olduğunda... Tadı kaçar mı kaçmaz mı? Evet, tadı kaçar mı kaçmaz mı? Öyle bir talep var, bazı oyunculardan. İşte zor olsun, kök söktürsün gibi bir talep var. Evet, var. Ama bazı oyuncularda da yok. Şimdi? Normal olarak değil mi? İkiye bölmek lazım. Tamam. Bir kere ben temelde şuna dayanmak istiyorum. Bir oyunu hard yapmak o oyunun zor olduğu anlamına gelmiyor. Yani aslında benim burada fokus olduğum konu gameplay... Konsepte zor. Evet zor. Evet, çok önemli. Çok önemli. En önemli şey bence. Tamam şimdi zorluk seviyesini arttırarak da zor yaparsın da orada da biraz trik. İşte yani. Trik. Orada arkadaşın matematiğe giriyor arka plan devreye. İşte oyuncunun vuruş gücünün güçlü olması falan. Ona girmiyorum. O değil. Konsept o değil. Konsept oyunda sadece new game var, zorluk seviyesi yok ve başladığın zaman da affedersin osurtuyor tabiri caizse. Ondan bahsediyoruz. Evet. Tamam mı? Kim örneklerden bir tanesi? Souls serisi, Bloodborne. Sağ olsun bizim Arda çok güzel sufle verdi, biraz oradan da gene faydalanacağız. Cuphead. Sence başka var mı peki? Yani şu nesilden böyle daha gerilere gidersek zaten bir dönem bunlarla doluydu. Ghost and Goblins diyeyim mesela sana. Ha, tabii ama oyunculuğun artık böyle yeni doğduğu bir dönem. Yeni doğduğu dönem ama yani aslında yardımcı bunların dönem. Türü de o, onların dayanak noktası da o. Yani o zamanlar tabii save de olmadığı için hiçbir oyunun sonunu hemen hemen hiçbir oyunun sonunu göremezdik. Hunchback. Yani. Hunchback'in sonunu gördük de yani çoğu oyunun sonunu göremezdik. Çünkü 3 tane hakkım var. Oyunu zaten bitirmesi 3 saat 5 saat neyse. Evet. Göz hep el göz koordinasyonu lazım. O zamanlar bile oynuyorduk ama yani oturup en baştan. Alternatif yok. Ama senin sordun şu anda tabii ki o değil. Başka bir şey. Konsepti arkadaşlar kavradınız muhtemelen yani. Mevzu bu. Ama başka şu anda hemen Souls'un bir sürü şeyi geliyor da. Şey vardı. Geliyor da. Lords of Fallen vardı mesela. Yani onlara girmiyoruz. Şimdi burada bakılacak tabii ki oyuncu çeşidi var. Yani oyuncu farklı oyuncular farklı zevkler alıyor. Şimdi ben mesela Dark Souls'tan müthiş zevk alarak sonuna kadar gittim. Ama bazı yerlerde oyunun sağlamış olduğu kolaylıkları başkasının yanına alıp bossları geçmek gibi bunları da hep kullandım. Ama mesela Cuphead'e geldiğinde Cuphead'de benim beynim yandı. Tamam mı? Şimdi yani hani zor oyundan zor oyuna da bir sanki bir fark var yani. Ya evet tamam o bir tasarım tercihi en nihayetinde. Hani Bloodborne'da veya Dark Souls'ta da bunu yapmasalar da olurdu ama bence onun noktayı kaçırmayalım. Yani esas hikayeye odaklanmak istiyorum. Yani konumuz hani her zaman iyi midir zor oyun? Her zaman iyi değildir. Tabii. Yani şimdi bunun bir tatlılık boyutu var yani bir hani böyle hani acıyla zevk arasındaki o ince çizgi vardır ya oradasın yani. Hem acı hem zevk aynı anda burada ama bu her oyunda bunu böyle oynarsan bir zamandan sonra insan yılmaya başlıyor en temelinde. Ama bu kadar çok çeşitliliğin ve bu kadar böyle kolay oyun aslında biraz daha kolaylaştığı bir dünyada şöyle bir örnek vereceğim. İlk çıkan Tomb Raider'ın zorluk seviyesi 10'sa örnek veriyorum. Son çıkan Tomb Raider'ın zorluk seviyesi 5. Tabii. Hedefleme sistemi yok. Neye zıplayacağını bilmiyorsun. Bu da bir zorluktu zamanında. Ona varmaya çalışıyorum. Ama teknik zorluklar. Teknik zorluk evet. Ama geldiğimiz noktada şimdi insan aradasa da o challenge'ı istiyor yani bir oyuncu diyorsun ki ulan hadi artık mesela bir burada hep söylemişimdir eski izleyebilir. Burada tasarımcı ile oyuncu arasında bir kavga var. Kim kimden daha üstün. Herif orada kallayı boss yapmış. Onu nasıl yeneceğine kadar mesela peder gaz koyayım belalım. Kafayı yedirtiyor sana hani lan Allah belanızı versin senin de benim tasarımcı yarın falan. Yarın ağam gülü olursun falan. Yarın ağamın gülü. Bunlar güzel zorluklar çünkü iz bırakıyor sende. Diyorsun ki bu kadar böyle oyun kolaylığın içerisinde, bu kadar kolay oyunun içerisinde böyle pırlanta gibi parlıyor arada. Ama tadını bıraktığın zaman keyifle. Ve hani Arda'dan burada sufle almak istiyorum orada söylemiş olduğu bir noktada da var. Bu işin kötü tarafı şu. Bunlara para verirken de şunu bilmen lazım belki asla sonunu göremeyeceksin. Belki sonunu bırak yani ilk başta lanet olsun deyip bırakacaksın yani. Çünkü bunu da söyleyen çok insan var. İşte bir ara Bloodborne'u PlayStation Network galiba vermişti. O zaman denedi. Da birçok insan ilk kez denedi. Çok şey diyen oldu. Lan bu ne ya? Oynanmaz yani mı? Bu oynanmaz. Bunu ben devamlı ölüyorum bunda. Böyle şey mi olur falan diyen de çok insan oldu. O konuda da yani haklılar. Tabii çünkü ki. Adam onu parayla mesela Cuphead. İlk bölümün sonu, ilk dünyanın sonuna geçemedik ya. Yani deli etti lan. Deli etti yani. En sonunda ben çok severim zor oyunu.
Baktın değil mi? Şimdi onun kodu bana gelmişti, çok koymadı. Ama onu satın almış olsaydı koyardı. Bu challenge sefer de gene. Evet, bu sefer denemeye, daha çok denemeye başladım. Hı-hı. Belki daha çok sinir oldum. Şimdi oyun tasarımında zaten bir şey var. Buraya bu chart'ı koyarım. Teşekkürler. Eyvallah, Murat. Teşekkür ederim. Telefonum burada, işi ne? Şimdi böyle bir bir şey var. Şurada bir böyle bir yol olarak düşün bunu şöyle. Burası X, Y ve X ekseni. Hı. Şöyle bir iki tane çizgi var. Buranın tepesi sıkıcı. Hı hı. Buranın altı zor. Hı hı. Oyun tasarımcıları hep bunun içerisinde kalmaya çalışıyor. Yani ne çok kolay olup insanları sıkmayacaksın. Hı hı. Ne de çok zora bezdirmeyeceksin gidip bezdirmeyeceksin adamları. Şimdi söylediğimiz oyunlar hem biraz zor çizgisine yakında gidiyor. Hı hı. Hem de arada sırada öbür tarafa bir kafa uzatıyor. Hı hı. Yani onların böyle zora böyle çok daldıkları anlar oluyor. İşte onlar bosslar aslında. Evet, bosslar bazen başka yerlerde var. Ama sonra tekrar o kabul edilen flow deniyor ona. Hı-hı. Onun içerisine tekrar geri dönüyorlar. Orada ne kadar durduğu önemli. Şimdi Cuphead'de o bayağı dibe sürgüyü dibe dayamışlar. Ama beraberinde yani. O da konsept olarak sana muhteşem bir şey sunuyor. Hı-hı. Hani diyorsun ki ulan acaba sonra ne çıkacak? Daha ne tasarım yaptınız o işte ağzından ateş çıkartan böcekler bilmemler falan. O çizgi film gibi. Onu oynatıyor. En önemli şey de başardığın zaman aldığın hissiyat. Yani. Bunun zaten o adrenalin salgılayan, insanları bağımlı yapan kısmı bu oyunları o. Biliyorsun çok zorlanacaksın. Ama çok deneyerek, hani deneme mükemmelleştirir derler ya. Deneye deneye en sonunda onu geçeceğini de biliyorsun bir yandan. Ama işte o sabır bazen o sabır taşı orada çatlıyor. İşte orada mesela From Software'in güzel bir tarafı bunu co-op'a çevirmesi bazen geri geliyor. Çok mu yoruldun? Çağır abi birini. Ya, sıkma canını. Ki zaten ara kapı var. Vermiş orada. Bir de bosslarda bile şey var girerken. Al istersen NPC al yanına diyor mesela. O da. Yani hani illa co-op da değil. Golü bir co-op da emniyatı ama NPC'ni al öyle gir o zaman diyor. Çok hani, zorlandıysan ya da kafayı yiysen buyur. Sanki hiç almıyorsun değil mi? Co-op mu? Ben NPC alıyorum. NPC alıyorsun. NPC alıyorum sadece yani. Ki bana göre NPC almak bir tık daha zorlu, bir tık altı ama normal gerçek co-op'ta herif, hayvan level herif geliyor. Zaten elinde var böyle eşek gibi kılıç. Hı-hı. Bir koyuyor. Yok, çok hayvan gibi gelme. O senin aralığını da, yine tamam, leveni, tutturuyor da. Tuttu, ama yine de tecrübeli adam geliyor. Aynen öyle. Onu defa söylüyorum ama NPC'de sen ilk defa onunla beraber görüyorsun. NPC o yüzden bana tam böyle o iki arada kalıyor keyfi. Ama o bir tercih meselesi. Yani Cuphead'de co-op oynayınca daha zor oluyor bir de. Yani değil mi? O da var. Doğru söylüyorsun. Evet yani. O yüzden şey dedim, hani oyunu hard yapmak değil konu. Oyunun konseptinin zor olması burada hikaye ama ben şunu söyleyeyim. Yılda bir tane lazım bünyeye. Yılda bir tane. Ulan hani böyle joypad'de böyle ter olacak. Yeter, parmağım yoruldu, bırakacaksın. Bunlar da tadı. Aha. Tuzu. Konuşuyorsun arkadaşlarınla. Ya burada ne yapacaktık bilmem ne, nasıl olacak, nasıl geçecektim. Aha. Çünkü diğer türlü etkileşim pek kalmıyor. Oynuyorsun, geçiyorsun çünkü oyunun o bölümünü tasarım bitiyorsun. Tabii, zaten. Mesela bak Rayman'da çok keyifli oyun, çok zevkli ama sen hiçbir zaman Rayman'da şu bölüm nasıldı falan diye konuşmadık. Ya tabii Rayman'daki olay şu. Bölümü mutlaka bitirtirsene. Ama mesela %100 challenge her yapıyorsun işte sonra. Her nesneyi almak istersen zorlanırsın. Tamam, ama konuşmazsın. Evet. Ama Soul serisinde veya Cuphead'de ya şu boss'la ne yapacaktık, çözemedik bilmem ne falan. Hı-hı. İşte bu da etkileşimi arttırıyor seninle beraber. Hı-hı. Bir şey dokunmuşsan onları, bir böyle seni tuş etmiş. Mesela şeyde şimdi aklıma geldi. İlk Divinity'yi Hı-hı. oynadığımda tabii RPG'ler daha böyle sulandırılmış halinde. Sulandırılmış, daha kullanıcı dostu haline gelmiş. Hı-hı. Seni çok fazla zorlamıyor. Seni bir şekilde akıp gidiyor yani oyun. Bunda seneler sonra tekrar öyle bir oynanır, ne oluyor lan dedim. Yani geçemiyorsun abi. Ben tabii hep alışkanlıkla hard'a aldım. Onu veri hard'a aldım. Onu bir hard'a düşürdüm önce. Evet. Sonra bir normale düşürdüm. Evet. Ulan hala zor, hala zor. Çünkü düşünme mantığın senin farklılaşmış yıllar içerisinde. O oyunun istediği öyle düşünme diyor. Burada farklı düşünmen lazım bu oyuna. Ona alıştığın zaman bir şekilde i̇şte yine o, çok zor. İşte o da yapımcıya senin kavgan alıyor. Evet. Yapımcıya senin kavgan başlıyor bu sefer. Yani onun ne çözmeni istediğini düşünmeye çalışıyorsun. Çok doğru bir noktadasın. Onu destekleyin söylüyorum. Mesela Divinity'de yıllar sonra alışkan olmadığım için öyle bir şey geldi. Mesela Dark Souls'un yarattığı da oydu aslında. Çok basitleştirilmiş oyun diyor aslında. Birden Lung diye zor girdi. Hardcore girdi. Oradan öyle bir ün yaptı. Ama yani toparlarsak para bakımından, kese bakımından her zaman zor oyun çok iyi olmayabilir. Evet.
insanı bıktıran lanet. Kesinlikle. Yani sonuçta en nihayetinde zevk almak için yapıyorsun. Ya işte bu bir kişilik meselesi. Yani bu arada bu iyi kötü anlamda kişilik değil. Yani bu bir karakter meselesi. Hani kim insan ne bileyim hayatta zorlukları sevmez. Hani ya, eğlenmek tabii. için oynuyorum lan. 2 saat televizyon karşısında geçeceğim. Ne ya kastıracağım. Ne kastın lan? Bu kötü bir şey değil. Evet, değil tabii. Karakter meselesi ama hani bazen işte biz de hani kaşarlı oyuncu olarak mı hatta kaşarlanmış oyuncu olarak o challenge'ı görme hoşumuza gidiyor. Benim evet. hoşuma gidiyor ama bunda zaten dozajı önemli. Yani evet. ben bunu her aldığım 3 oyundan bir tanesi böyle çıkarsa aa başlarım lan falan evet. deyip el konsoluna dönerim yani evet. o zamandan sonra hani. Ya ben mesela oyunlara başlarken zorluk seviyesi varsa genelde hani incredible falan olur ya böyle. Hell ha, falan. Yok onun abi. Altına girerim. Yani ama konu o değil ona girme. Hayır ha. şöyle. Çünkü zorluğu seviyorsun. Kolay olduğu zaman sanki oyunda bir şeyler kaçırıyormuşum ve çok çabuk ilerliyormuşum. Aslında oyundan zevk alamıyormuşum gibi hissediyorum. Biraz beni zorlamasını istiyorum ama tabii ki seni bizim şu anda konuştuğumuz konu tamamen farklı. Bu oyunun evet. tasarımının evet. zor yapılması. Orada senin herifin HP'si bilinmedin. Senin evet. görmediğin şey az artıyor. Hı. Herifin sana vurduğu damage artıyor vesaire. Öyle bir zorluk tabii ki çıkart. Yoksa zora aldığında birden yapay zeka değişip de daha önceden hiç yapmadığı şeyleri yapıyor hale gelmiyor. Keşke öyle olsa. Bak tabi bu şey, şuna varacağım konuyu. Mesela şu oyunlardaki tırmanma şeyi bu yeni modası beni mesela illet ediyor. Ya ulan tırmanmak kolay bir şey mi lan? Tamam mı? Kolay bir şey mi hani? Hani tıkır tıkır maymun gibi. Ne yapıyorsun? Her şey zıp çık 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 çık. Çöz yani ulan burada bir yol varmış. Bir de şimdi mesela God of War'dan çok kıl olmuştum. Hep gideceğin yolda böyle şey yapılmış böyle sarıla sarıla böyle şartlar. Hep öyleyiz. Artık... Son zamanlarda Uncharted'da, Tomb Raider'da hepsinde görüyorsun gideceğin yolu. Abi en zor şey aslında tırmanmak evet. çok zorlu bir süreç. Hatta şöyle oldu artık bakmıyorsun evet. çünkü boşluğa atmak ha. olmadığı için aynen. bir tarafa basıyorsun o gidiyor, gidiyor zaten. Koyma. Koy vallahi koyma yani. Yani belki o türün de böyle Dark Souls gibi işte, böyle dönüşü çıkacak olması belki. Lazım. Aynen ona olacaktım. Yani o bazen işte beni baydığı gibi oyunlarda bu kolaylıkla insanı bayıyor işte bir noktadan evet. sonra. Yani diyorsun ki bir challenge olsun. Mesela şeydi Dark Souls'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi düşersin abi. Zank diye. Yani. Anında hiç acımaz modern yani. Modern oyunlarda ucuna hangisinden geçsin, satıyor düşüyorsun. Hiçbirinden düşmez. Ucuna durursun hepsi abi. Hepsi durur. Durma abi niye duruyorsun? Ben arka arkaya giderken zırt diye düşeyim oradan. Yani. Yok, çoğunda yok artık. Ha. Yapmıyorlar yani. Yapmıyor. Çünkü artık oyunlar tamamen bizler için değil. Çok daha naif, evet. daha casual. Satsın diye maalesef bunlar öyle. Ama demek ki aslında konuyu ben şuna bağlamak istiyorum. Yani bazı oyunlar var kimlikleri bununla özleşmiş olmalı. Hı-hı. Yani ne bileyim Souls serisi şu an çok güzel o şey kimliği buldu yani. Souls alıyorsan bil ki abicim sen terleyeceksin. Bloodborne alıyorsan terleyeceksin. Cuphead'in ikincisi çıkarsa bence öyle olmalı. Bunlar değişmemeli. Evet. Yani bu kutuyu alırken o gün veya artık 3 ay boyunca ne zaman bitirirsen belli ki sana böyle şey yapacak. Counter döktüreceksin. Hı-hı. Onu bilerek alman gerekiyor. Ben o işin ortasındayım ama bunun sayısının çok olması lazım. Evet. Bu da bir akım olmasın tabii yani. Evet. Bütün oyunlarda böyle olmamalı. Yani zaten yapmazlar. Satamazlar. Evet. Yani arada çok da net. Akan giden oyun olması da mesela Detroit gibi. Ha. Onu da gerekiyor. Evet, katılıyorum. Peki arkadaşlar siz de lütfen kendi düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Zor mu seviyorsunuz? Çok zor mu seviyorsunuz? Az zor mu seviyorsunuz? Bak, arada sırada olsun mu? Bir şey söyleyeceğim. Bak çok iki uç örnek. Kickoff'u hatırlar mısın? Kickoff. Ne? Kickoff oyunu. Çok ondan, oynamadım ama. Ondan sonra FIFA geldi mesela. Top ayağına yapışık. Kickoff'ta ayağına top durmaz ki mesela. Bak zorluğun bir de o boyutu var. O da tatlı geri mesela. Sensible. Onun tam arasında kalmış. Top birazcık yapıştırayan ama kickoff'ta mesela sen durursun top diye gider mesela. Yani öyle bir boyutu vardı. Zorluk tarafında da futbolda bile vardı yani evet, bu geçmişte. Vardı. Evet. Eskiden bütün oyunlar zordu. Bütün oyunlar zordu. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.